Şöyle yapalım isterseniz, biz size kalacak yer ve iki sandalye verelim soframızda. Siz de bize köşkün işlerinde yardım edin. Yalan söylüyorsun. Hayda. Ya çocuğum, niye yalan söyleyelim ya? Evin hizmetçisi işten ayrıldı. Bak güzel kızımız ev işlerine yardım eder. Sen de ne bileyim tamirat işlerini falan yaparız. Yalan söylüyorsun. Yalan! Oğlum deli misin, ulu musun? Niye yalan söyleyelim? Elemana ihtiyacımız var işte. Sanki para cebimizden çıkacak. Allah Allah. Yalan söylüyorsunuz. Yalan! Ben bu halimle tamirat yapacağım, öyle mi? Yapabilsem kendimi tamir ederdim Mulen. Yaman sen mutfak robotu ya da beyaz eşya değilsin kuzum. Senin ihtiyacın olan şey tamirat değil, tedavi. Yalan söylüyorsun. Yalan! Ya çocuğum niye yalan söylerim ya? Daha bak şimdiden temizlikçiye ihtiyacımız var. Ben? Ben tabii. Sen daha önüne bakamıyorsun. Koca köşkün temizliğine nasıl bakacaksın ulen? Biz yardım edeceğiz evlat ama seninle de anlaşmak ne kadar zormuş. Sorma ahçı amca, sorma. Aşçı değilim kızım, ben bahçıvanım ya. Allah Allah, çekil be. Zamanla hepinizi daha yakından tanıyacağım. Benim sevimli tantan amcalarım. Bunlar işte. Ben tamirat yapacağım. No temizlik yapacak, öyle mi? Daha gelir gelmez Nevin Nazım ulen. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Kızın açlıktan tansiyonu düşmüştür, değil mi? Hadi tamam yeter. Ben size yemek hazırlayayım, sonra da yukarı çıkalım, tavan arasını göstereyim size. Tavan arası mı? Ne oldu? Beğenemedin mi Pınar? Tavan arasında yaşasak ne olur? Sen kendini filenin sultanla... Beni bu halimle ayağa kalkıp da seksi kafamı tavana vuracağım mı sanırsın Pınar? O yüzden değil kuzum. Dadımın bana kül kedisini okuduğu günden beri bir tavan arasında yaşayıp beyaz atlı prensimin gelmesini bekledim. Kader işte. Önce beyaz atlı prensimi buldum, sonra tavan aramı. Olsun. Neden kapıya bakıyorsun Pınar? Kapıya mı bakıyorum? Ben sana bakıyorum zannetmiştim aşkım. Olsun, fark etmez. Sen benim tanıdığım en kapı gibi erkeksin. İftihar ediyorum seninle. O zaman kalalım diyorsun yani, öyle mi yavrum? Yok, ben onun için demedim yaban. Ben öyle serbest iftihar ediyorum. Kalıp kalmamaya sen karar ver kuzum. Benim evim senin yanındır. O zaman ne yapalım? Bir süre deneyelim bari. Ama memnun kalmaz da söylemez. Bizi idare etmeye çalışır, bize nacırsanız nallah şahidimdir ki önce sizi, sonra bizi, en son bu köşkü yakarım. İyi yak be. Allah Allah. Bu kadar ısrar etseydik İngiliz kraliçesi hizmetçi olmayı, Prens Charles da teknisyen olmayı kabul etmişti çocuğum. Aa, yeter artık, vallahi yeter. Bir konuşun bakın bir aranızda yahu. Yani kalıyoruz aşkım, kalıyoruz. Madem bu kadar istiyorsun, kalıyoruz aşkım. Bu tatlı Türk filmi reenkarnasyonunu nüzmenin alemi yok. Denemek başarmanın yarısıdır Pınar.
Sol Pınar, sol. Buyur bahçıvan amca. Ne bahçıvanı ulin? Pardon aşkım, sesini alamadım. Ben bu televizyonu tamir ettim galiba. Ben düşürünce mi bozulmuş yoksa? Hayır yavrum. İçine hamam bocaya girmiş. Devreleri yapışmış. Yanmış yavrucak. İyi. Hamam böceği mi? Gerçi sen hamam böceklerini de seversin değil mi aşkım? Hamam böceklerini severim ama... seviyesiz espriler uğruna Levent Kırca gibi sanatçıların üzerine atılması... ucuz, pespaye, beş para etmez haberler uğruna... Timuçin Esen'in yerlerde süründürülmesi beni deli ediyor! Haklısın aşkım. Beni neden çağırdın ya bak? Şunu fişe takar mısın Pınar? Bakalım çalışacak mı? İstersen önce bir iplik bul, ben onu iğneden geçireyim. Ya ben dalga mı geçiyorsun benimle kuzum? Kör halimle nasıl tutturabilirim deliği? Yanlış yerlere çekilecek laflar kullanma ulen. Ben tarif edeceğim sana tabii ki. Bey geliyor, bey geliyor. Ne oldu? Nedir bu panik? Ne beyi? Burası hanımın çiftliği mi ulan? Ne? Yaban? Çiftlikte miyiz yoksa kuzum? Çiftlikteki tek hanım ben olduğuma göre... bu çiftlik benim mi yani? Kutundan 500.000 çıkmış gibi davranmasana Pınar. Ne beyi? Cizir oğlu Mustafa Bey mi ki? Olsa olsa evin sahibi gelmiştir. Merhaba. Nasıl? Bey dedikleri bu soysuz mu Pınar? Biz bu köpeğin evinde mi yattık kalktık? Bu dümbüğün evinde mi hizmet verdik? Bu